Çok yaygın bir klişe var ya, kötü gün dostu çok kıymetlidir dedi. Mesela ben buna katılmıyorum. Kahvelerin pişti gel, köpükleri taştı gel, iyi günün dostları kötü günüm geçti gel diye bir şeydir o. Bu sene Fenerbahçe bir şampiyon olsun. Galatasaray mı? Beşiktaş olmadıktan sonra kim olursa olsun hocam. Siz hiç dost gazı yediniz mi? Yerim. Sizce 30 yaşına kadar bir insanın kazanması gereken özellikler neler? İhtisas edineceksin. Olmazsan çürük insan olursun. Ara ara kendinizi çok yorgun hissettiğiniz zamanlar oluyor mu? O zaman derhal İstanbul'dan kaçış. İstanbul'dan kaçmak çok önemli. Benim iki arkadaşım var. 40 yaşına kadar hiç çalışmadılar. Bir an evvel ölmesi lazım öylesi. Ara sıra değil, şok ucuz, hep ucuz. Şok, cahille sohbeti kestiğimiz sunar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, çok teşekkürler. Hocam Acun Ilıcalı demiş ki, 30 yaşına kadar yapacağınız en önemli şey gerçek arkadaşları bulmak. Evet. Katılıyor musunuz? Vallahi hep herkes öyle diyor, herkes de bulduğunu zannediyor ama. Fakat ben sana bir şey söyleyeyim mi? Herkesin gerçek arkadaşı var hayatta. Var mı? Evet işte ya oluyorsun beraber ya olamıyorsun. Bilhassa bu göçler çok kötü şeydir. Mesela İtalyanlar değil mi çok göç etmişler. Dolayısıyla İtalya'daki dostları artık bir daha yok onun hayatında. Gidip Arjantin'de bulacak Allah vere. Dost kolay edinilebilen bir şey mi hocam? Dost kolay edinilemiyor. Nasıl yani şey tanıdık ediniyorsun. Sohbetin yerindense çok edinirsin. Fakat dost edinmiyor. Nedir yani. Dostla arkadaş farkı? Valla dostla arkadaşın farkı. Dost her zaman için güveneceğin biri yani seninle olacak biri. Özleyeceğin biri, arkadaşları özlemezsin. Yani hepimizin hayatında yüzlerce var arkadaş. Kaçını özlüyoruz ki? Dostlar unutulmuyor. Ara sıra arıyorsun yani. O çok önemli. Bir insanın bir hayatta en fazla kaç dostu olur? Bana kalırsa azizim 3-5. Ben bunu nerede anladım? Şimdi bizi Volga boyunda geziye çağırdı. Rusya'nın yeni Milliyetler Bakanlığı. Volga boyu pek gezi yeri değildi. Yani turist bile çok gitmezdi oraya. Vizeyle geziyoruz. Orijinal bir şey. Bir gemideyiz. Gemide seminaryo yapıyoruz. Hep seminar. Ve limanlarda iniliyor. Böyle bir etrafa bakılıyor. Mutlaka bir öğlen akşam yemeğidir. Onların tostlarla geçen böyle kadeh tokuşturmalı nutukları. Onlara davet edilirsen otur bütün akşam. Edilmezsen çok rahat iyi oluyor. Geziyoruz. Şimdi ilginç olan şey şuydu. Orada geçtik mesela 3000-5000 kişilik kasabalar var şeyde Volga'da. Küçük bunlar yani bizde bile artık çok azdır. Orman, geniş bir nehir ve gök. Mavi mi olur, koyu mu belli değil. Ya adam buraya sürgüne gelse mesela dedim ya mahkum olsan gelsen burada çalışarak okuma oturmaya. Ne yaparsın yani burada değil mi? Ahaliyle ne konuşursun? Çoğu sarhoş geziyor falan. Müze yahut kütüphane var. Orada buluyorsun. 3 kişi, 5 kişi. O kadardır. Moskova'da yaşasan da o kadardır senin tiryakisi olduğun anlam. Başka yerde daha fazla bulunmaz. Hiç dost kazığı yediniz mi? Yok çok yersin. Dost dediğinize yersin. Herkes dost değil ama. Siz hiç dost kazığı yediniz mi? Yerim. En hatırladığınız dost kazığı hangisi? Ne yaptı dostunuz? Vallahi pek de hatırlamıyorsun ya o kazıkları. Çünkü şöyle bir şey yani mesela bir firmaya falan girsen, bir işe girsen, orada para kaybetsen çok fazla onu unutamazsın, o oturur. Fakat böyle dost dediğin adam işte sana attığı kazık değmez yani bir müddet sonra. O da niye çaldığını sorsan bilmez. Peki dost kazığı yedikten ama sonra... Ama adı kalır yani herifin artık şey yani itimadı, ihanet eden insan olarak kalır. Dost kazığı yedikten sonra dost kalınabilir mi? Kalınamaz. Kalınamaz çünkü şeyi çöküyor. Esas hattı çöküyor. Asıl bel kemiği gidiyor işte. Güven midir o? Güven de olabiliyor. Bir de hakikaten diyorsun ki bu dürüst ve tutarlı bir adam diyorsun. Öyle bir şey yıkılınca gidiliyor. İki insanın dost olabilmesi için ne kadar zamana ihtiyaç var? Yani bir haftada çok iyi dost olunmaz herhalde değil mi? Bir haftada olunmaz ama bazen çok kısa. Genellikle dostlar savaş dostları oluyor. Silah arkadaşları. Onlar çok kalıcı oluyor. Kötü zamanlarda dost ediniyorsunuz. Hayır onlar böyle usturanın üstünde edinilen dostluklar olduğu için silah arkadaşları
o başkadır o. Ama şu an savaş yok, bir şey yok. Nasıl dost edemeyelim o zaman? Savaş yoksa işte o şöyle daha yaygın zaman olur. Okul daha devamlı. Yani insanların daha fakir, daha şey imkansız olduğu. Hastalık zamanları onlar. Kalmadım hiç ama herhalde hapishanede dost olunur. Yani ben hapishaneden sonra hiç birbiriyle ne sosyal statüleri ne kültürleri hiç alakası olmayan insanların görüştüğünü biliyorum, şahit oldum. Çok yaygın bir klişe var ya, kötü gün dostu çok kıymetlidir denir. Mesela ben buna katılmıyorum. Ben mesela iyi gün dostu da seviyorum çok. Tabii kötü günde de yanımızda olsun ama. İyi gün dostu dediğin işte kahvelerin pişti gel, köpükleri taştı gel, iyi günüm dostları kötü günüm geçti gel diye bir şeydir o. Bunu siz yazdınız herhalde, şu an ilk kez duyuyorum ben. Biri yazmış onu, bilmiyorum kim olduğunu. Fakat o şöyle bir şey, oradaki o iyi günüm dostu şey ha 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 hi 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 tamamen. Ha 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 hi 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 ile dost olunmaz zaten, o başka bir neden? Şeydir. Boş insan ya, boş konuşmadan. Onu da paylaşmak gerekmiyor mu? Hayatta güzel bir anı. Yani. Onu paylaşırsın, fazla üstünde durma. Ne yapıyorsun, iş yapıyor musun? Bence iyi dostluk bak şeyden geliyor. Emek beraberliğinden, çok komünizan laf görünmesin size. Yani bir işi beraber yapıyorsunuz. Birlikte bir şey yaratıyorsunuz. Bir işi götürüyorsun. Sıkıntılarda sana akıl veriyor falan. Tahammül ediyor senin salaklığına bir iş yaparken mesela. Bu budur. Dostluk bu yaratır. Yani bunu kardeşinle bile yapsan daha başka bir kardeş olur bu, anladın mı? Çok önemli. Onu yapmadığın sürece yani insan da mesaiye, yaratmaya falan yaramayan bir şey. Bir işe yaramaz. O mesela silah arkadaşları da işte ölüm kalımına bir yerde bir şeyi savunmuşsun. Siyasetteki de öyledir. Siyasette çok kazık yenir ama kazık yemediğin dostların da olur. Yani. Hiç bugüne kadar Türk siyasi tarihinde görmedik bu söylediğinizi. Vardır öyle dostlar. En yakın dostlar en birbirini satanlar oldu hep. Evet. Şimdi düşünüyorum da yani. Ben mesela şeyi hatırladım devir olarak. Mesela meşhur. İsmet Paşa'nın adamları vardı, gençleri. Hocam o kadar gitmeyin. Meşhur İsmail Cem vakası vardır ya Türk siyasetinde. Ha yok, İsmail Bey çok şeydi. Çok büyük sattılar adamı. Sattılar ama kardeşim yani gezinge adam. Kemal'i söylüyorsun dervişi. Ya ona güvenirsen gemiden ya inersin aşağı yani. Sorumsuz bir adam o çünkü. Yani şöyle bir şey, sorumsuz denmez ona, geriye bakmayan adam denir. O CHP'nin bir dönemi vardı 50'lerde. Eğriyi doğruyu tartışmam ama o genç kuşak orada birlikte bir şeye yaptılar. Hapse bile girip çıktılar o zaman için, o bir olaydı. Onlar kaldı. Yani bir Ali İhsan Göğüş'le, bir Coşkun Kırca, bir Metin Toker sonuna kadar dost kalmıştır o insanlar. Bu çok açık bir şeydir yani. Niye mesela Feyzi oluyor konuların arasında? Çünkü çok fazla egosu vardı, hemen sıyrılıverirdi. Sizce 30 yaşına kadar bir insanın kazanması gereken özellikler neler? Vallahi 30 yaşına kadar kazanması gereken özelliklerin başında bir uzmanlık gelir. Uzman olursan daha da namuslu olursun. Onu bunu kazıklama ihtiyacın da olmaz. Senin de dostun çok olur. Öyle insana bayılırlar. Hoca olarak, hacı olarak, akıl hocası olarak. Ondan sonra da ona göre de hayatın gider. Yani onun için diyoruz 30 yaşına kadar ihtisas edineceksin. Çok önemli bir şey bu. Bir baltaya sap olma lafı o, kolunda altın bilezik lafı o. Olmazsan çürük insan olursun. Yani hayatın tehlikededir. Pusulasız bir adamsındır yani. Benim iki arkadaşım var. 40 yaşına kadar hiç çalışmadılar. Çok iyi bir şey olmaz onda. Hiç çalışmadılar. Yani hiçbir iş yapmadı adamlar. Ne oldu? Aile parası. Hazır yedi. Bittiği zaman sonra gider. Sonra o bitti. Sonra öyle gider. Ağır depresyon tabii. Tabii ağır depresyon. Bir an evvel ölmesi lazım öylesine. Yani tımarhaneye girmek için de şimdi oturulur mu dünyada? Yani bir şey olması lazım bir adamın. Zengin olabilirsin, milyarder olabilirsin miras olarak. Bir iş yapman gerekir, bir ihtisasın olacak. Çalışmak ama bir yerde bir disiplin galiba, değil mi hocam? Bir disiplin, sevdiğin işi yaparsan tatlı bir iştir. Yoksa niye çalışasın yani? Biz şey miyiz? Dolap öküzü müyüz yani? Bir yere koştular diye böyle dolaş otur böyle. Yahut beygir gibi. O olmaz tabii. Öyle bir hayat çekilmez. Onun için özgürlük diyoruz. Yani özgür değilsin. Var mı öyle özgürlük? Ağacın altında ye, yat böyle ağzına düşsün hurmalar tepeden. Yok. Öyle bir şey yok. Geçenlerde Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etmişsiniz yeni başkanımızı. Hı hı. Hasan Arat'ı.
Evet, çok efendi bir ya, beyefendi. Çok yakışıyor değil mi o koltuğa? Ben de çok severim. Ben de çok severim, evet. Yani efendi bir. Siz Beşiktaşlısınız. Ben Beşiktaş'ı tutuyordum. Tabii her şeyin bir derecesi var. Tutuyordum demeyin canım, siz Beşiktaşlısınız. Bu sene Fenerbahçe mi şampiyon olsun, Galatasaray mı? Beşiktaş olmadıktan sonra kim olursa olsun hocam, hiç umurumda değil. Ha, bunu diyorlar, iyi peki, tamam. Sizin görmeyin. Var mı yani şu an bu siz Beşiktaş'ın? Var söylemem. Kim? Fener mi olsun istiyorsunuz? Olsun bir kere de Fener canım. Beşiktaşlılar da iyidir ama yani şey, Galatasaraylıları ben tutarım aslında. Yani ben mesela şeye çok kızmıştım. O zaman başkan da çok fena yaptı. Galatasaray şey yapıyorlar, protesto ediyorlar Beşiktaş'a. Ayıp ya, Avrupa Kulüpler Turnuvası. Aa, çok tabii. Önde gidiyor, çok ayıp. Bu sezon bakıyor musunuz ne oluyor? Bakıyorum arkadaşlar. Fener'le Galatasaray yarışıyorlar şu an. Evet, dördüncülüğe oynuyor Beşiktaş. Çok kötü. Bu ne demek olacak? Dört. Bu seneyi unuttuk hocam. Unuttun. Bir üçte unut bari. Hocam, Covid-19'un dördüncü yılı Türkiye'de. Dört yıl önce Covid-19 ilk vakası açıklandı. Dört yıldır da Covid bir şekilde hayatımızda. Giderek azaldı etkisi ama hayatımızda. Ya artık şey girdi yani, yerleşen bir vesile oldu. Şimdi çok önemli bir şey vardı. Aşı karşıtlarının sürekli savunduğu dedikleri, işte aşı olanlarda daha fazla işte inme, kanın pıhtılaşmasına dayalı sorunlar, hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunları nasıl yapıyorlar? Ben burada bir de şey de var galiba, bu ticaret hikayesi de var. Yani ben bundan söylüyorlar. Bunlar eminim ki bu konularda hastalar, yani insanlar çok aldatılıyor gibi geliyor. Çok ayıp. Şimdi bununla ilgili artık geçen hafta bir bilimsel veri yayınlandı ve bence bu tartışma bitti. Hmm. 20 milyon kişi üzerinde bir araştırma yapıldı ve sonuçları açıklandı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre COVID aşılarının kalp sorunlarına ve pıhtılaşmaya neden olmadığı ortaya çıktı. Ha. Aksine aşı olanların bu bahsedilen hastalıklara yakalanma oranı çok daha az. Yani aşının koruduğu ortaya çıktı. Ha. Bütün bu anlatılan işte kalp krizleri, kalp yetmezliği, felç ve diğer olumsuz kalp damar hastalıklarının temel sebebinin ise COVID'in bizzat kendisi olduğu ortaya çıktı. Demek ki aşı olmak, yani aşılar, bahsedildiği gibi bütün bu başa bela olacak dertlerin sebebi değilmiş. Evet, onu söylüyorlar zaten. Söylüyorlar da yani diğer taraf daha kötü. Yani pozitivist tıpçılar da öyle diyor, hekimler öyle diyor, biz de ona uyduk. Siz aşı oldunuz değil mi? Ben ilk dönemde yoktu, aşı olmadım, saklandım. Saklandım, beni ne kadar saklanabilirsem işte, ama tabii saklandım. Yani özel hayatın içinde bir yerde, evde. Fakat sonra boş verdim yani. Korundum hatta. Ben değil, kız kardeşim korudu, aldı. Onu atlattık o dönemi. Sonra oldum COVID. Ve maşı olduğum halde oldum. Yani ama hafif geçirdim tabii, ayakta. Ara ara kendinizi çok yorgun hissettiğiniz zamanlar oluyor mu? Oluyor. Yaşım bir. İki, diyabetik kalıntı varsa ondan olur. Olur yani. O zaman derhal perhiz, su, yürüyüş ve İstanbul'dan kaçış. İstanbul'dan kaçmak çok önemli. Yani İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde oturmayacaksınız kışın, yorgunluk hissediyorsanız. Time dergisi bu soruyu neden yorgunsunuz diye sormuş. Evet. Verilen cevaplar şu. 1- Sürdürülemez yaşam tarzı. 2- Kontrolün dışındaki stres. 3- Finansal güvensizlik. Evet. Şimdi bunlara bakacak olursak, mutsuz insan, yorgun insan da olur diyebiliyor muyuz? Mutsuz insan mutsuzluk getirir, yorgunluk, ama onu hissedin siz. Üzüntülü bir günde yorgunsunuzdur yani. Mesela uykun gelmez dehşetten, ama berbattır vücudun. Yani kaltır kutur gidersin. En önemli şey tabii hakikaten sizin hayat temponuzu değiştirecek, etkileyecek şeyler. Hava bunun içinde çok önemli, hava. İstanbul'un çok yeri çok kötü, bunu bilin. Türkiye'de tarih öğretisinde de geçmişten bugüne de hep bir kavram var. Konuşulur, tartışılır. Batılılaşma. Sizin hatta geçenlerde TRT'de sunduğunuz bir belgesele denk geldim ben. Orada da bunu anlatmışsınız, anlatıyorsunuz. Siz Türkiye'de yeterince ya da doğru bir şekilde batılılaşma kavramının anlaşıldığı, idrak edildiğini düşünüyor musunuz? Yok, batılılaşmayı şey hep onu kritik olarak ele alan Niyazi Berkes oldu. Osmanlıca okuyor zaten, yaşlıydı yani, yaşlı dediğim o kuşaktı. Fakat o kadar da çok her kaynağa indiğini zannetmiyorum. Bununla birlikte çok genişti takip ettiği şey.
Batı'da veya Doğu'da bir sürü insanlar kendisine çok karşı çıktılar, tenkit ettiler. Bazıları da bayıldı. Yani onu da söylemek lazım. Çok beğenenler var. Batılaşma çok metafizik bir kavram. Çok metafizik bir kavram. Şimdi mesela bu İranlarda gelenekselciler garpzede gidiyorlar. Depremzede gibi garpzede, zedegi, zedegan. Öyle şey garp depremi, garplaşma depremine uğrayanlar demek, felaketine. Çok kullanıldı. Hamit Algar bunun üzerine bir tez yazdı. İran modernleşmesi üzerine. Çok etki yaptı o tez. Fakat bence bilimde zerrece bir pozitivist tarafkirlikten uzak, hele böyle şeyleri tamamen nötr olarak tarif etmeniz gerekir. O kurala pek uyduğunu zannetmiyorum yani. Türkiye'de batılılaşma deyince insanlar ne anlıyor? İşte kıyafet değiştirmek, şeriatı terk etmek, kadın erkek hayatın içine giriştirmek. Bunlar böyle şeyler anlaşılıyor. Geleneksel hayatı değiştirmek yani bundan. Doğru istikamet batılılaşma mı? Yani gidiyor Türkiye o konuda artık, bu saatten sonra geç olmuş olan. Bu cumhuriyetle başlamadı, bunu da söyleyeyim. Tanzimat'tır tabii 18. asra gider. 18. asır. Türkiye'de batılılaşmanın başlangıcı Tanzimat'tır yani diyorsunuz. Tanzimat demek doğru değil. İkinci Viyana kuşatmasından sonraki dönem. Çünkü baktılar ki artık askeri nizam öbürüyle kolay baş edemiyor. Halbuki mutanttan bir şeydi. Böyle bir başlangıç var. Kafa TV'de Cahil'le Tohbeti Kestim program bitti. Önümüzdeki hafta gene devam edeceğiz. Bravo. Ara sıra değil. Şok ucuz, hep ucuz. Şok, Cahil'le Sohbeti Kestim'i sundu.